Aşağıdaki tabloda sürekli bir f fonksiyonunun bazı değerleri varmış. Anlaşıldı. Ara değer teoremini kullanarak fx eşittir 0 denkleminin 4 küçük ya da eşit x, o da küçük ya da eşit 6 aralığında bir çözümü olduğunu söyleyebilir misiniz? Cevabınız evet ise açıklamasını yapınız demişler. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. İsterseniz neler olup bittiğini ve ara değer teoremini gözümüzün önüne getirebilmek için bir çizim yapalım. Bu y ekseni olsun ve bu da x ekseni. Burada bize bazı değerler vermişler. Örneğin x 0 olduğunda fx'in değeri de 0. Bu noktaları da işaretleyelim. x 2'ye eşit olduğunda y eşittir fx eksi 2'ye eşit. İşte burası ve x 4 olduğunda fx 3 değerini alıyor. 1, 2, 3 bu da burası. Noktaların hepsini çizebilmek için eksenlerde farklı ölçekler kullandığımızı varsayalım. x 6 iken de fx'in 7'ye eşit olduğunu biliyoruz. Evet 3, 4, 5, 6, 7. İşte burası. Bize fonksiyonun sürekli olduğunu da söylüyorlar. Sürekli dedikleri zaman bu noktaları kalemi kağıttan ya da ekrandan kaldırmadan birleştirebileceğimi anlayabilirim. Demek istediğim, e, tabii ki de tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama söz konusu olan fonksiyon mesela bu olabilir. Dalgalanmalar çok da sık olabilir ama sürekli dedikleri zaman f(x)'in bu şekilde bir fonksiyon olduğunu anlayabiliriz. Ara değer teoremi bize kapalı bir aralık seçmemizi, burada seçilen kapalı aralık 4 6 aralığı biz de onu kullanalım. Evet 1 2 3 4 5 ve 6. Ara değer teoremi fonksiyonun bu kapalı aralıkta eğer sürekli ise f'in f4 ile ki f4'ün 3'e eşit olduğunu biliyoruz ve f6 yani 7 arasında değer alacağını söyler. Bu durumda bize birisi bu aralıkta fx'in 5'e eşit olup olmayacağını sorarsa ona evet olur cevabını vermemiz gerekir. Bakın bu aralıkta f'in bir değeri için fx 5 olabilir. Ancak soruda bize fx'in bu aralıkta yer alan bir değerini vermediklerini fark etmiş olmalısınız. Bizden fx'in 0'a eşit olup olamayacağını bulmamızı istiyorlar. 0'ın f4 ile f6 arasında olmadığını görüyorsunuz değil mi? O halde ara değer teoremini kullanamayız. Cevabı yazmamızı istiyorlar. Hemen yazalım. f sürekli ancak 0 f4 ile f6 arasında yer almıyor. Bu yüzden ara değer teoremi bu örnekte kullanılamaz. Evet. İkinci kısma da bakalım. Ara değer teoremini kullanarak fc eşittir 0 eşitliğini sağlayan ve 2 küçük ya da eşit c, o da küçük ya da eşit 4 aralığında bulunan bir c değeri olduğunu söyleyebilir misiniz? Cevabınız evet ise açıklamasını yapınız demişler. f'in sürekli olduğunu biliyoruz. Bunu yazalım. Bize f'in sürekli olduğunu söylüyorlar. Sürekliliğin söz konusu aralık için geçerli olması lazım ama bize f'in sürekli olduğunu herhangi bir açıklama yapmadan söyledikleri için bu şekilde kabul edeceğiz. Sonra fonksiyonun bu aralığın uç değerlerinde aldığı değere bakacağız. Aralık 2, 4 aralığı değil mi? İşte burası. Tabloya bakarsak f2 eksi 2'ye eşit, f4 ise 3'e. Gördüğünüz gibi 0 F2 ile F4 arasında. İsterseniz grafik üzerinde de görebiliriz. Bu nokta ile bu nokta bu şekilde birleştirildiğinde bunu kalemi kaldırarak x eksenini geçmeden ve fonksiyonun 0 olduğu noktadan geçmeden yapmanın bir yolu yok. Bu yüzden de ara değer teoremine göre fc eşittir 0 eşitliğini sağlayan ve 2 küçük ya da eşit c o da küçük ya da eşit 4 aralığında yer alan bir c değeri vardır. Evet başka bir deyişle c değeri var ve grafik üzerinde c değeri de 2-4 aralığında ve fx'in 0 değerini almasını sağlıyor burada yazılan zaman zaman çok matematiksel gelip kafa karıştırıcı bir hal alabilir ama aslına bakarsanız son derece mantıklı bu noktadan bu noktaya kalemimi kaldırmadan gitmem gerekiyorsa f2 ile f4 arasındaki değerlerden en az bir kere geçerim öyle değil mi